adres için adliyeye gitmem gerekiyordu. Randevu almıştım. Oraya gittim. Adres yanlıştı. Onun için beni başka bir yere yönlendirdiler. Belediyenin alt katına git dediler. Ben belediyenin oraya gittim. Adresi düzelttim. İşte ilkinde gittim zaten bıçak üstümdeydi. Üstünde bir bıçak vardı. İlkinde gittim bıçak vardı zaten. İkincisinde de vardı. Üçüncüsünde cihaz ötmeye başladı. Üçünde de cihaz öttü. Üçüncü sefer üstünde telefon mu var dediler. Hayır dedim, bıçak var dedim. Bıçağımı kendim teslim ettim. Verdim kendisine. Çekmeceye koy dedi. Çekmeceye koydum. Ondan sonra içeri girdim. Çıktım. Ondan sonra çekmeceyi açınca bıçağım nerede dedim. Hayır dedi, bıçak taşımak suç. Bu bıçağı vermiyoruz sana. Bıçağı taşımak suçmuş. Tamam dedim. Ben kendimi koruyorum dedim bununla. Hayır dedi. Bıçağını vermiyoruz. Arkasını dönerek geri zekalı. At o bıçağı çöpe dedi. Ben dışarı çıktım. Bu benim bıçağımı atamaz dedim. Tekrardan döndüm. Benim bıçağımı verin dedi bana. Seni gözaltına alırız dediler. Zor kullandılar. İki erkek, bir kadın. Kollarından tutup da beni darp ettiler. İçeriye alarak darp ettiler tabii. Kameraların gördüğü bir yerde darp etmediler. Hemen bir odaya çektiler. Beni oraya attılar. Ve darp ettiler. Elimdeki yarayı görüyorsunuz. Kollarım ağrıyor. Kulağıma vurdular. Kulağım hala ağrıyor. İşte 3.30 gibi falan, 4 falandı. Polisler geldiler. Gelip beni aldılar. Kendimi koruma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü benim kız kardeşimin eski nişanlısının nişanının bozulmasıyla ilgili bir şeyimiz vardı. Onunla ilgili de ben sorumlu tutuyordum. Biz daha öncesinde bunun için şikayete gittik. Polis memurunun orada bana kullandığı kelime, cinayet olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Ben mezara girince nasıl gelip de benim ifademi alacaklar, onu merak ediyorum. Ben ondan sonra zaten bıçak taşımaya başladım. Korunsaydı ben dün 3 kişi tarafından darp edilmezdim. Eğer korunsaydı. Korunduğuna inanmıyorum. Eğer polis bana diyorsa ki sen git cinayet olmadan biz gelip de işlem yapamayız, bir ifade alacaklar, o ifadeyi bile almıyorlarsa o adaleti o zaman ben kendim sağlamak zorundayım. Çünkü adalet yok. Yolda gelirken polisler işte polislerden özür dilesem belki kapanır falan filan. Yani onlar zaten benden şikayetçi olacaklarını söylediler. Mağdurum zaten. Ama ben özür dileyeceğim onlardan. Sen istersen şikayetçi olma. Onlar şikayet ederlerse o mahkemeyi kazanırlar. Sana onlara hiçbir şey olmaz. Gene sen yanarsın. Niye ben yanıyorum acaba? Adalet diye bir şey yok. Ben adaletin olduğuna inanmıyorum. Bütün kadınlar bir araya gelse bu zulümler gerçekten durdurulur.